Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Ve ben az sonra teknik ressam olduğum için teknik ressamlıkla ilgili bir iş görüşmesine gideceğim. Ondan önce evimizin birkaç ihtiyacı var. Onu almak için Gebze'ye gidiyoruz. Az sonra gittiğim yerde de çekim yaparım. Size fiyatlarla ilgili bilgiler veririm. Şimdilik görüşmek üzere. Evet, şu an arabamızı otoparka park ettik ve dediğim yere doğru gidiyoruz. Gebze Kardelenhof. Oraya gidip oradan bir şeyler bakacağız. Gebze'de oturanlar zaten biliyordur. Evet, Kardelenhof'a geldik. Şu an şu bambular 10 liraymış arkadaşlar. Gel gidelim içeri. Evet, şimdi içeri giriyoruz. Tanesi 10 lira. Tamam, ben de dedim oldu ama. Aa, bak burada da var herhalde. Bak şey diyecek. Bak bunların 4 adeti de 10 liraymış. Keramik ama. Aa, bunlar 20 liraymış. Nerede o? Bunlar 10 liraymış. Şundan iki tane alalım mı? Çok tatlı. Ne mi? Yoksa şu balık şeklinden mi alsak veya şu kesme tatlı şu balık mı? Tabak mı? Tabak mı? Tabak bunlar. 10 liraymış. Bunlar 5 lira. Saklama kabı. Zeytin, peynir tarzı şeyleri. Oo, bunların içeri 10 liraymış. Bunlar 44 lira. Bunlar 65. Bunlar 42,5. Gebze'de yer arkadaşlar. Uygun fiyatlı şeyler de var. 50 lira bu. Bu da 52,5. Bunlar şey olabilir aslında, çamaşır sepeti. Güzelmiş. Yok, patates soğan için bunlar olmaz. Bakın 10 lira. Bütün kavanozlar 10 lira. Güzelmiş aslında bu kavanozlar. Ha, bunlar 15 lira büyük olduğu için. 3000 cc'likmiş. Bunlar da 2000 cc'lik. 3 kiloluk 3 kiloluk. Evet, güzelmiş ama yani fiyatları. Baharat takımları 350 lira. 23 parça. İyi. Mesela baharatları mahvolmuş. Şunların bir ekranı var mı? Nescafe bardağı. Şunlardan olabilir aslında. Bunlar güzel. Çok kırmızı değil mi Erdal? Nescafe demek ki lise kırmızı. Kırmızı. Neyse, şu patates soğan saklama kabına bakalım.
Bak 2 kiloluk 110 liraymış her dal burada. Uygun mu? Termos. Nasıl söylemiş miyim? Hı, verdim sipariş. Bunlar 39 lira. 1.3 litrelikmiş. 3 litre nasıl? Hı? Bu bayağı büyük. İçi büyük değildir ama kalıbı öyle gözüküyor. Alanı büyük değil yani. 5 bardaklık anca düşünsene. 1.3 litre. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Daha bir sürü çeşit var. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Şimdi ben alacaklarımı alayım ve buradan çıkalım. Evet, şimdi biz çıktık Kardelenom'dan. Otoparka doğru gidiyoruz. Otoparka geldik. Merdivenlerden aşağı doğru iniyoruz şu anda. Aldıklarımı evde size göstereceğim arkadaşlar. F'deymişiz. Demek ki bir kat yukarıda. Yanlış gelmişiz. Şu anda bir kat yukarı çıkıyoruz. Ha, evet, burada. Evet, şimdi arabamıza binip bunları da koy aşk.
Evet, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Buralara kazı çalışması yapılıyor. Metra gelecek. O yüzden de kazı çalışmaları var. Şimdi biz de Dilovası'na doğru yola çıktık. Dilovası'na gidiyoruz iş görüşmesine. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar, iş görüşmesinden çıktım. Bayağı da terledim. Maskeyle oturduğumuz için bayağı bir terledik. Bakalım ne olacak. Şimdi Erdoğan'la gidiyoruz. Eve gideceğiz. Tabii sonra ben size aldıklarımı dediğim gibi göstereceğim. Ve fiyatlarını söyleyeceğim. Evde tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz karar değiştirdik. Önce yemek yiyelim dedik. Şu anda Gebze Center'dayız. İlk önce yemeğimizi yiyip sonra annemlere gideceğim. Çünkü Asil'i oraya bıraktık iş görüşmesine gideceğim için. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra tekrar görüşürüz.
Evet, gördüğünüz gibi Biden öldü. Virüsle ilgili. Her bir masadan sonra bir tane oturma masa yapmışlar. Şimdi biz Gebze Center'dayız, yemek bölümünde. Şöyle göstereyim. Gebze Center böyle. Şöyle misin, genelleme bir göstereyim. Bakın bu şekilde. Burası Gebze Center. Evet arkadaşlar. Burası oyun alanı. Ama tabii şu an kapalı virüs nedeniyle. Şurada da çocuklar için alan vardı. Luna Park alanı vardı. Ama orası gördüğünüz gibi şu anda kapalı. Karşıda bowling ve şurası sinema salonu. Şimdi biz Toy Shop'a giriyoruz. Aslında bisiklet bakacağız varsa. Maşallah Hello Kitty'li var. İsterseniz evet. Şimdi şu an bile eğer aklınıza yatan varsa, yani Toy Shop'un sitesinde olanlar sadece 12 cantla bu bisikletler var. Örnek veriyorum, Maşa ya da Hello Kitty'ni stoğundan ben bakayım. Mağazayı söyleyeyim size. İsterseniz varsa ayırtırım. Giderseniz oradan teslim alırsınız. Tamam, olur. Ben o zaman internetten de bakabilirim. İnternetten bakayım ben, ona göre. İnternetten siz baktığınız zaman stoğu yok zaten. Alamazsınız. Ha, öyle mi? Evet. İnternette tükenmiş ürünler. Yani anladım. İndirime girince yok satmış. Öyle söyleyeyim. Kocaeli'nde hiçbir mağazada yok. İstanbul, Anadolu yakası. Ona bakacağım. İstanbul'da var. Arz olama ihtimalleri de çok yüksek. En yakın neresi? Yani bakıyorum. Ha şey, Kurtköy Viyaport'ta da var herhalde. Evet, Kurtköy Viyaport'u ararım. Ellerinde varsa, kapalı kutuya da sağlamsa ürün. Kontrol ederler. Adınızı yani sizin adınızı ayırırlar orada. Tamam. Gidersiniz orada bisikleti görürsünüz. Evet, şu anda sinemaya daha çok yanaştık. Size sinemamızı da gösterelim. Şuradan bowling'e gidiyorsunuz. Burası da sinema. Şimdi biz aşağı doğru iniyoruz. Bakın. Şimdi aşağı kata iniyorum. Burası da ayakkabıcıların, giysi mağazalarının olduğu yer. Merdivenlerde görüyorsunuz bu şekilde herkesin basabileceği yer planlanmış. Erdal yanlışa basmışsın. Bak bir önüne basacakmışsın. Burası da Gezi Center'da bir alışveriş yeri. Kışlıklar şimdiden gelmiş. Gerçi artık yağmurlar başladı, kışa girmek üzereyiz. Sonbahardayız. Artık yazlıklar kalkmış arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi buradan bulabilirsiniz. Gebze Center. Bunun fiyatı ne kadarmış? 70 lira. Bu şekil.
pijamalar. Tamam. Evet arkadaşlar, bir tane pijama aldım kendime. Şimdi yürüyüşe devam ediyoruz. Kabin kapalıydı. Sorduğumuzda her saat başı yani dezenfektan ettiklerini söylediler. Her yer gayet dikkat ediyor. O yüzden insanlar da biraz dikkat etsinler lütfen. Evet, şu anda otoparka gidiyoruz. Çıkacağız buradan. Erdal, sen hiç konuşmuyorsun. Biraz konuşsana. Evet, gidiyoruz. Otoparka gidiyoruz. Bugün çok yorulduk. Artık dinlenmenin zamanı geldi. Evet. Annemlere gittiğinde tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Burası da Teknosa'nın öz dileği. Bulunduğu yerler Samsung, Bosch, beyaz eşya tarzı, çeyizlik tarzı şeylerin bulunduğu yerler buralarda arkadaşlar. Evet, biz annemlere geldik. Görüyorsunuz, Asel bizi dışarıda karşıladı. Şimdi ben annemlere gidiyorum. Erdal da işe. Tatlı tatam. Asel? Ama. Ne haber? Ne haber Asel? Yedir. Yedir. Ama bak anne, sana ne aldı? Ne? Mama aldı. Hayır, ne? Evet, şimdi biz içeri girelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annemle kahvelerimizi yaptık. Ve şimdi kahve içeceğiz. Kahvelerimiz çok köpük doldular, görüyorsunuz. Evet, biz kahvemizi içip sohbetimizi yaparken sizle de sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Evde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben annemlerden geldim. Şimdi size söylediğim gibi bunları hatırladığım kadarıyla fiyatlarıyla beraber söyleyeceğim. Neler aldığımı göstereceğim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu patates soğan kalıbı arkadaşlar. Bizim evde yoktu ve ben de gitmişken almak istedim. Bunun fiyatı 65 lira ikili şekilde. Üçleri de var. Patates, soğan ve sarımsak olmak üzere. Onlar da 110 lira falan civarında. Bunu böyle kenara koyayım. Zaten şimdi yerleştireceğim yapıyı. Daha sonra aldıklarım bunlar. Bu sepeti biz çamaşır sepeti olarak aldık. Renklilerle beyazları ayrı şekilde koymak için çamaşır sepeti olarak aldık bize. Bu 48 lira. 30 litreye kadar da alıyormuş zaten. 30 litrelikmiş bu. 48 lira. Bunun içinde cam meyvelik var. Bundan sonra açıp göstereyim size. Bunlar var. Sunum tahtası. Kahve falan koymak için aldım bunu. Bu şu anda fiyatı 5 lira. Ama plastik bu arkadaşlar. Ben dediğim gibi Erdal'la otururken kahve falan içtiğimizde yine arada bir şıklık olsun diye öyle hoşuma gitti, aldım. 5 lira bunlar. Bundan aldık. Sosluk. Yumurta falan kaynatırız diye aldım. 12 lira bunun fiyatı. Sonra bir de şu tabaklardan aldım. Bu tabakları geneliniz biliyordur zaten. Bunlar. Bunlar da 10 lira. Tanesi 10 lira. İki tanesi 20 lira aldık. Şu şekilde sunum için. Benim onları aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Size şu meyveliği de göstereyim. Bıçak getireyim. Açayım size göstereyim bunu.
24 santimlik salata kasesi olarak da kullanılıyor. Meyve kasesi olarak da kullanılıyor. Çok güzel. Cam. Bu normalde 40 liraymış arkadaşlar. İndirime girmiş. 20 liraya aldım bunu. Evet, benim aldıklarım bu kadar. Ama tabii başka şeyler de alabilirdim. Onun için başka bir gün gideceğim. Size detaylı fiyatlarından bahsedebilmek için. Ama iş görüşmem olduğu için biliyorsunuz fazla duramadım. Kardelen Hanım'dan aldıklarım bu kadar. Kardelen Hanım'a gitmek isterseniz dediğim gibi Gebze'de gidebilirsiniz. Uygun şeyler de var. O yüzden gidip bir bakmanızı öneririm. Gebze Center'dan da söylemiştim zaten. Pijama takımı aldım. Madame Moz'dan. Gebze Center'da. Fiyatları iyi, uygun. Bu 27 lira. Böyle pijama takımı. Bu şekilde. Altı da var. Şu şekilde pijama takımı 27 liraya aldım. Benim aldıklarım bu kadar. Başka vloglarda görüşmek üzere. Umarım vlogumdan memnun kalmışsınızdır. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Eğer vloglarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ve zil butonunu açıp bildirimleri almayı da unutmayın. Kanalımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Başka vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.